Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Bu sabah kelimelerin felsefesini yapmak istiyorum ama bu arada bu kelimelerin felsefesinden gelmek istediğim yer aslında hukukun üstünlüğü ilkesi, yargının bağımsızlığı ve yargı kararlarının bir insan hayatında ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğu. Felsefenin ne olduğunu biliyorsunuz. Ama biraz kısaca giriş yapayım ki bir fıkraya bağlayayım. Fıkra yok, efendice bir fıkra. Felsefe tabii ki Yunanca'dan geliyor. Yunan kökenli, Yunanca kökenli bir kelime. Bilgi demek aslında. Arapçaya falsafa olarak aktarılmış. Araplar yani falsafa kelimesini Yunanca filosofya'dan yahut da almışlar. Türkçeleştirilirken biz onu bizim atalarımız yahut da belki tam olarak bilmiyorum, ben yalan yok, dil bilgisi değilim. Felsefe yapmışlar. Hani yurttaşın biri Bolulu İstanbul'a gidecek. Arkadaşı uyarıyor. Bak, İstanbul'a gideceksin. İstanbullular bizim gibi kaba değil. Çok ince konuşurlar. Aman ha, ince konuş diyor. Tabii diyor arkadaşı da. Ve bir iki gidiyor İstanbul'a. Otele giriyor. Otelde oda istiyor. Kimlik soruluyor. Arkasından da hemen nerelisiniz diye soruyor bankodaki görevli. Ulan şimdi Bolulu'yum dese kaba olacak. Daha ilk gelmiş İstanbul'a. İlk otele girmiş. Hazret nereli olduğunu söylüyor. Bülülü'yüm diyor. Bizimkiler de Türkler de Yunanca'dan, filosofya'dan falsafa, Araplara falsafa, bize felsefe olarak geçmiş. Nedir kelimelerin felsefesi? Tabii ben bir Wittgenstein değilim. O kadar iddialı da değilim. Ama sık sık sizinle konuşurken bir konu üzerinde hatırlayacaksınız. Açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Bu ise vicdan kelimesi ile merhamet kelimesi arasındaki fark. Çok önemli. İnanın çok önemli. Dün gece haberlerde Fatih Portakal'ı dinliyordum. Neşet Ertaş Usta'nın bir cümlesinden söz etti. Neşet Ertaş'ın bir sözünden hareketle vicdanın kalpte olduğunu anlattı sevgili Fatih Portakal. O zaman dedim ki ya ben bunu benim dijital ailemle paylaşmalıyım. Çünkü bu bir yanlışlıktı. Neşet Ertaş elbette bir dil bilimci değildi zaten. Wittgenstein'ın dediği gibi bir kelimenin anlamı günlük dildeki kullanıldığı manaya bağlıdır. Yani bir dilin anlamını söyleniş şekli belirler. Ya da o kelimenin içinde, o cümlenin içinde ne manada kullanıldığı belirler. Büyük usta mutlaka vicdanı kalpte zannediyordu. Biz Türklerin hemen hemen %85-90'ı belki de vicdanı kalpte zannederiz. Oysa vicdan akıl meselesidir. Kalpte olan merhamet ya da nefrettir canlarım. Bu nedenle ben kelimelerin yaşadıklarına ve kelimelerin yanlış kullanıldıklarında cümleye çok şey kaybettirdiklerine inananlardanım. Ben öyleyim. Kimse benim gibi olmak zorunda değil ama ben de kimse gibi olmaya mecbur değilim. Hepimiz istediğimiz şekilde bu konuda düşünmekte özgürüz. Vicdan neden akıldır? Çünkü insanlar adalet duygularını yani birilerine hak verme konumunda olduklarında
verecekleri kararı akıllarıyla vermelidirler. Akılla verilmeyen karar asla doğru bir karar olamaz. Akıl ise vicdanla ortak çalışır. Yani insanların hak verme duyguları, yani vicdanları akıllarıyla el ele verir, işbirliği yaparsa ortaya harikulade doğru bir karar çıkar. Yani adil bir karar çıkar. Ama insanlar kararı birilerine haklısın, diğerine haksızsın ya da diğerlerine haksızsın demek için eğer kalplerinin sesine ihtiyaç duyuyorlarsa işte o zaman için içine merhamet ya da nefret giriyor. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi bu bir giriş felsefesinden sonra bir haber okuyacağım size. Haberin başlığı şöyle. Haber Oda TV'de yayınlandı. FETÖ'den beraat. Yargıtay 9. Ceza Dairesi FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce yargılanmasına devam edildi. Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam ile avukatı katıldı. Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada sanık Mustafa Kökçam'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi istendi. Danıştay Genel Sekreterliği döneminde FETÖ mensuplarını Genel Sekreter Yardımcılığı ile 1. Başkanlık Tetkik Hakimleri olarak görevlendirdiği, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt strateji doğrultusunda sıkı bir disiplin hareket ettiği öne sürülen Kökçam, esas hakkındaki savunmasında darbe girişimini ve FETÖ ilan etleyerek hayatının hiçbir döneminde bu örgütün içinde olmadığını söyledi. Duruşmalarda dinlenen tanıkların da FETÖ mensubu olmadığı yönde beyanda bulunduklarını, hakkında herhangi bir delil bulunmadığını belirten Mustafa Kökçam, beraatine karar verilmesini istedi. Verilen kararın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı. Canlarım benim, işte burada ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum günlerdir. Evet, günlerdir. Hatta aylardır. Hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Bilhassa 15 Temmuz'dan sonra. Tabii 15 Temmuz'dan önce de yine keza Ergenekon balyoz ayı ışığı, işte bilmem İzmir casusu davası gibi kumpas davalarda yerel mahkemeler vicdanlarıyla değil, yani akıllarıyla değil, kalpleriyle düşündüler, kalpleriyle karar verdiler. Yani nefretleriyle karar verdiler. Nefretleriyle karar vererek askerleri, paşaları, subayları, assubayları ve pek çok sivili, gazeteciyi müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Müebbet hapis, sonsuza kadar hapis. Yani ölünceye kadar. Sonuç, Yargıtay'a gitti ve beraat ettiler. O yerel mahkeme hakimlerinin vicdanları, şimdi soruyorum, vicdanları, yani akılları acaba kendilerine ne diyor? Kalben düşündüklerinde onlar hala haklı olduklarına inanıyorlar, kalben. Çünkü kalben verilen her yargı kararı, kararı veren açısından haklıdır. Neden? İçinde akıl yoktur da ondan. İçinde bilgi yoktur da ondan. İçinde hukuk yoktur da ondan. İçinde sadece ve sadece duygu vardır. Kalbi duygu. Aman he. Aman he. Sizsiz olun, sakın vicdanı kalpte aramayın. Kalpte arayacağınız iki duygu vardır. Biri merhamet, biri nefret. Ya da biri sevgi, diğeri düşmanlık.
Biri saygı, öteki öfke, kin, intikam. Bunlar kalpte. Bunların akılla hiç ilgisi yok. Hiçbir akıl birisine bir başkasına düşman ol diye emretmez. Hiçbir akıl emretmez. Akıl insanların birbirleriyle dostça geçinmelerini emreder. Uyum emreder. Ben neden diyorum geleceğin dünyası çok güzel olacak diye? Çünkü geleceğin dünyası akılla yönetilecek. Nefretle, duyguyla değil. Bakın Türkiye son 17 yıldır bir tarafın diğer tarafı ötekileştirmesi, düşmanlaştırması, ayrıştırması nedeniyle ne kadar berbat bir duruma düştü, değil mi? Neden? Çünkü burayla yönetildi Türkiye. Türkiye burayla yönetildi. Burayla yönetildiği gün zaten korkmayın. Mustafa Kemal Atatürk neden başardı? Türkiye'yi ve Türkleri beyniyle, aklıyla yönetti. Vicdanıyla yönetti. Kalbiyle yönetmedi. Çanlarım benim, güzellerim benim. İşte size haber. Haber. Kararını vicdanı yerine, aklı yerine, hukukun üstünlüğü yerine kalbiyle veren yerel mahkeme hakimlerinin bir yurttaşın hayatında nelere mal olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 3 sene hapis. 3 sene hapis, meslekten men. Sonuç beraat. 1 Ekim'i heyecanla bekliyorum. 1 Ekim'i heyecanla bekliyorum. Metin Feyzoğlu'nun hazırladığı bir reform, yargı reformu paketinden karşı karşıya kalacağız. Metin Feyzoğlu'nun eleştirdiğin yanları oldu tabii elbette. Ama yargı paketinin hazırlanmasında yürütmeye yani Cumhurbaşkanlığına yardımcı olmasını takdirle karşıladım. Kimdir belki de kendi şahsiyetinden bazı tavizler vermiş olabilir. Belki bunları net olarak açıklayamamış da olabilir. Ayrı mesele bunlar. Ayrı mesele. Ama tekrarlıyorum. Hem yargı paketini hazırlayabilir, hazırlar ki hazırladı. Ama hem de o gün o konuşmasını Yargıtay binasında yapmak istediğini söyleyebilirdi. Öyle bir cümle dahi kurmadı. Neyse, oraya girmiyorum. Yine de Metin Feyzoğlu'nun hazırladığı yargı paketinin, yargı reform paketini heyecanla bekliyorum. Umarım bu gibi yerel mahkeme kararlarına bir daha inşallah rastlamayız. Ha tabii bu arada başka bir şey daha var. Yargıtay, geçen günde Cumhuriyet Gazetesi davasında bu karar, benzer karar aldı. Tahliyeler ve beraatlar. Bu güzel haberler çıkarken, bu güzel kararlar belirirken ki biliyorsunuz ben Yargıtay'ın bazı dairelerini alkışla karşılıyorum. Bu güzel kararlar çıkarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı hakkında gelişmiş dünya ülkelerinde olumlu puanlar toplanmasına neden olurken ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin bir siyasi partisinin eski eş başkanının 53 kişiyi öldürmekten sanık olduğu iddiasıyla, öldürtmekten yahut da. Ne demiş o siyasi parti genel başkanı? Selahattin Demirtaş'tan söz ediyorum. Ne demiş partililerine? Sokağa çıkın demiş. Ya demokrasilerde sokağa çıkın demek nedir? Protesto edin demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da 15 Temmuz gecesi sokağa çıkın dedi. 251 yurttaşımız öldü. Belki o sokak yurttaşlarımız sokağa çıkmasaydı da zaten o darbe önlenmişti. Nereden biliyoruz darbenin önlendiğini? Halen Savunma Bakanı olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar anlatıyor. Biz darbeyi haber almış ve zaten her türlü tedbiri de almıştık diyor. Evet öyle diyor. Onun için de diyor haliyle saat 8'de darbe çektiler. Gece akşam 8'de. Dünyanın hiçbir yerinde sabah saat 3'ten önce darbe yapılmaz. Canlarım. Hiçbir yerde darbe girişimi de olmaz. Ya şimdi birileri de çıkıp gelecekte Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanlığından sonra halkı sokağa döktünüz, 251 yurttaşın ölümüne sebep oldunuz. Oysa darbe çoktan engellenmişti diye yargılama başlatırsa ne yaparız? Bakınız bunlar çok önemli şeyler.
Hayır, Berat Albayrak'ın kullandığı şekilde kullanmıyorum bu çok önemli cümlesini. Bunlar gerçekten çok mühim şeyler. Çok ehemmiyetli şeyler canlarım. Umarız Metin Feyzoğlu ve ekibinin hazırladığı yargı reformu paketi Türkiye'de, mecliste Metin Feyzoğlu'nun hazırladığı şekilde geçer de uygulaması da öyle olur. Umarım. İnşallah umarım. Ummak istiyorum. Ha bundan gene birileri çıkıp diyecek ki Tayyipçim olun ya, ne iyisi var Allah aşkınıza ya. Ya Türkiye için yapılabilecek her güzel şeyi kim yaparsa yapsın. Başımın üstünde taştır. Metin Feyzoğlu ya da başka Feyzoğlu ya da başka Teyzoğlu kim yaparsa yapsın. Canlarım benim. Görüşmek üzere. Bugün sizlere bu konuşmamdan başka video çekemeyeceğim. Kısmen de olsa, yarım da olsa evimizin bir kısmını İstanbul'a taşıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha bilgiye dayalı bir YouTube çalışanı olmak istiyorum. Öyle söyleyeyim. YouTuber mı diyorlar? Peki YouTuber diyeyim ben de. Daha bilgiye dayalı. Daha çok haber özlü. Elbette yorumu olan haber özlü. Başkalarının da konularında uzman başka kişilerin de fikirlerini sizlerle paylaşacağım. Felsefeye biraz daha fazla ağırlık vermek istediğim yepyeni bir düzenleme yapmak istiyorum. Bu arada da tabii biliyorsunuz Korkusuz Gazetesi'nde de haftanın 3 günü köşe yazısı yazacağım. Geniş köşe yazısı yazacağım. Ben öyle bir tek yazı değil yani. 5-6 yazı birden yazacağım. Yazınca da öyle yazmalı. Ama parça parça yazılar. Canlarım benim. Evet, şimdilik müsaadenizle. Bugün büyük ihtimalle belki yarın sabahta hatta karşınıza gelemeyeceğim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.